Elimizde bilinmeyen bir sayı artı 261 eşittir 630 şeklinde bir işlem var. Öncelikle lütfen videoyu durdurup bilinmeyen sayının ne olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Bu soruyu çözmenin birkaç farklı yolu var. Hadi gelin, bu işlemi sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Bunun için önce sayı doğrumuzu çizelim bilinmeyen sayıya şimdilik soru işareti diyelim. İlk olarak sayı doğrusunda bunu işaretliyorum. Bu sayıya 261 eklersek artı 261, 630'a ulaşıyormuşuz. 630'u da şuraya işaretliyorum. Evet, 630'da tamam. Bu şu demek, 630'dan başlayıp ondan 261 çıkarırsak, yani tam tersi yönde ilerlersek, evet, 261'i çıkaralım. Bunun anlamı nedir? Eksi 261 demektir. Ve bu durumda nereye ulaşırız? Bilinmeyen sayıya, yani soru işaretiyle gösterdiğimiz sayıya ulaşırız. Dediğim gibi bu işlemi yapmanın bir sürü yolu var ama ben akıldan yapmaya çalışacağım. Bu işlemi yapmanın pek çok yolundan biri de budur. Evet, ben şöyle yapardım. İlk olarak 200'ü çıkarırdım. 200 yaklaşık olarak şuralara denk gelir. Tam ölçekli bir çizim olmayacak belki ama buraya eksi 200 yazalım. Bu işlem sonucu nereye ulaşırım? 430'a. Bu işlemi aklımdan kolayca yapabilirim. 630'dan 200 çıkardım, şimdi de 60 çıkaracağım. Eksi 60'ı da yazalım. 430 eksi 60. Bu ne demektir? 43 tane 10'dan 6 adet 10'un çıkarılması demektir. Bu da 37 adet 10, yani 370 eder. Buraya kadar işlemin sonucu 370. Şimdi çıkarmamız gereken yalnızca 1 kaldı. 200 ve 60'ı çıkardık. 1 daha çıkarmalıyız. 370 eksi 1, 369'dur. Böylece soru işaretiyle gösterdiğimiz sayının, 369 olduğunu bulduk. Bu sayıyı bulmanın bir diğer yolu da sıralamayı değiştirmektir. İlk baştaki işlemde sayıların sırası neydi? Bilinmeyen sayı artı 261 eşittir 630. Bunu başka nasıl yazabiliriz? 261 artı bilinmeyen sayı eşittir 630. Yalnızca eşitliğin sol yanındaki sayıların yerlerini değiştirdim. Fakat bu yazdığım sayı doğrusu üzerinde tamamen farklı bir şekilde gösterilecek. Sayı doğrusunu tekrar çizelim. İşte sayı doğrumuz. Bu sefer 261'den başlıyoruz ve 630'a ulaşmak istiyoruz. Bilinmeyen sayıyı ekleyerek 630'a ulaşıyoruz. Burada yapmam gereken şey 630'a ulaşmak için ne eklemem gerektiğini bulmak. Bunun için hesaplaması kolay olan sayıları tek tek ekleyeceğim. İlk olarak 9'u ekliyorum. Neden 9 ekledim? Çünkü 9 eklersem 270'e ulaşırım ve güzel bir yuvarlama yapmış olurum. Ardından 30 ekleyebilirim ve 300'e ulaşmış olurum. 30 ekleyelim. Artı 30. Pek ölçekli çizmiyor olabilirim ama işte 300'e ulaştık. Artık 300'den 630'a ulaşmak için 330 eklemem yeterli. Evet, artı 330 yazalım. Peki şimdi toplamda ne eklemiş olduk? Bunlar 39 eder. Artı 330 toplarsak 369 eder. Demek ki toplam 369 eklemişiz. Bu iki yolu kullanarak aynı sayıya ulaştık ve aynı soruyu 2 farklı şekilde çözmüş olduk.